Merhaba sevgili izleyenler. Şimdi de Yağmur Tarımı standında Barış Bey ile birlikteyiz. Barış Bey merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Sizler de hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok yoğun bir zamandan geçiyoruz. Fuar bizim için gerçekten çok kıymetli bir organizasyon. Evet, bir yıl içerisinde beklenen en büyük fuar diyebiliriz değil evet, mi? Evet, evet. Konya Fuarı özellikle son senelerde çok fazla katılımcı sebebiyle sektörümüzde önemli bir organizasyon haline gelmiş durumda. Biz de Yağmur Tarım olarak fuarın hakkını vermeye çalışıyoruz. Kesinlikle zaten burada her zamanki katılımlarınızı da görüyoruz. Evet, aynı zamanda yenilik içerisinde bulunduğumuz bir süreçten geçiyoruz biz de. Ve bu yenilenmeyle birlikte bazı yeni modeller, farklı yeni ürün gruplarıyla kullanıcılara burada ürünleri daha yakından inceleme fırsatı sunuyoruz. Kesinlikle öyle. Şimdi bu yenilikler deniz 2018'e ait bir tasarımlar mı geldi? Hem 2018 senesine ait hem de ileriye dönük bazı çalışmalarımız söz konusu. Bunlar içerisinde kullanıcıların özellikle bildiği, yakından takip ettiği bazı ürün gruplarımız var. O ürün gruplarımızda belirli hem tasarımsal hem de aynı zamanda ürünlere yönelik motor güçlerine yönelik çalışmalarımız söz konusu. Geliştirmelerimiz, Ar-Ge çalışmalarımız mevcut. Bunları da yakından izleme ve görme şansı oluyor kullanıcılarında. Evet, şu arkamızda bulunan üründen mi bahsediyoruz? Aslında arkada bulunan ürün bizim hemen hemen ilk çapa makinemiz sayılır. Evet. YET360 olarak geçen bu model bizim 1987 senesinde ürettiğimiz bir model. Birazcık nostaljik olması sebebiyle biz burada konumlandırdık bu makinemizi. Hemen hemen burada 40'a yakın makine söz konusu. Kullanıcıların gelip ilk baktıkları ürün bu oluyor. Çünkü ne yazık. Ya evet, bir taraftan güzel olan şeyler asla unutulmadığı gibi bizim YET360 modelimizde hala ilgi oda olarak devam ediyor. Peki Yağmur Tarım dışında bir de Sarayış grubunuz vardı. Onlar doğru. Da doğru, şöyle sene başı itibariyle artık SARES yağmur tarım makineleri ile birleşmiş durumda. Dolayısıyla bir pazar lideri olan Yağmur Tarım aynı zamanda bir başka pazar lideri olan başka bir şirketle artık kardeş şirketiyle aynı çatı altında buluşmuş durumda. SARES Bahçe ve Orman Ürünleri grubumuzda da yine kullanıcıların yakından aşina olduğu ve tanıdığı başta Seko markalı ürün gruplarımız. Bununla birlikte yine distribütörlük ve temsilciliğini gerçekleştirdiğimiz MT'de aynı zamanda Wolfgarten gibi yine İtalyanların Minelli zeytin hasat makineleri gibi ürün gruplarını da barındırıyoruz SARES grubumuza. Çapa makineleri bizde yağmur tarım tarafında zaten bir lider bu konumundaydı. SARES de aynı zamanda bu diğer ürün gruplarınızla artık bu liderliğimizi perçinlemek niyetindeyiz. Ve kaliteli çalışmanız zaten gözler önünde. Çok teşekkür ederiz. Yani çiftçilerimiz de burada ne kadar memnun döndüklerini de görüyoruz şu anda. Çok teşekkür ederiz. Yani yağmur tarım özellikle zaten 1968 senesinden beri Türkiye'de çok köklü bir geçmişe sahip olan bir firma olması sebebiyle kullanıcılar çok hakimler. Markaya hakimler, ürün gruplarına hakimler. Yani öyle bilinçli müşterilerle karşılaşıyoruz ki bizim belki de kafamızda kısa süreliğine düşüneceğimiz bir konuda onlar aslında aşina oldukları için, markaya ve ürüne aşina oldukları için zaten bize soru sormaya gerek kalmadan biz onlarla belki de onlardan öğrendiğimiz bazı şeyler olabiliyor. Kesinlikle. Ben zaten buna çok katılıyorum. Hani bir Ar-Ge çalışmasında çiftçilerin görüşü ve kullanıcıların görüşü çok önemli diye düşünüyorum. Hani bundan da yola çıkılıyordur diye. Kesinlikle. Biz Ar-Ge'de, Ar-Ge konusunda ciddi bir mühendis ekibi istihdam eden bir şirketiz. Dolayısıyla bu noktada bizim Ar-Ge bizim için olmazsa olmaz önceliklerimizden birisi. Peki başarınızın devamını diliyorum ben Barış Bey. Ayağınıza sağlık tekrardan. Ben teşekkür ederim. İyi fuarlar. Size de teşekkür ederim. Sağ olun.